Aysel Hanım, merhabalar. Alo Deniz'cim, ah çok kutluyorum seni. Kutluyorum, alkışlar sana tatlım. Teşekkür ederim. Tahminimden kolay oldu diyelim. Evet. Hem Şebnem'i mat ettin hem de en büyük delili uçurdun. Evet. Ama Onur Bey'in hareketlerine ben pek anlam veremedim. Hatta şaşırdım biraz. Şeye mi, toplantıya katılmasını mı ima ediyorsun? Hayır, Şebnem Hanım'a yaptığı tekliften bahsediyorum. Eve geri dönmesini istemiş. Yok öyle... Deniz Hanım, merhabalar. Melisa ben. Öyle bir şey yok, tamam mı? Kimse kimsenin evine dönmesini falan istemiyor. Şebnem bana tamam, yalan söylüyor. Şebnem yalan söylüyor. Size yalan söyleyebilir ama bana yalan söylemesi için bir sebep yok. Doğru mu bu? Eve dönmesini mi istedin Şebnem'den? Evet, doğru istedim. Gerçekten mi? Ne olmuş istediysen? Ay Allah'ım. Onur, ne yapıyorsun sen? Sen oğlum, sen ne istiyorsun? Ha? Neyin peşindesin sen? Onur, yarın mahkemen var senin. Ha? Ne diyeceksin hakime? Ha, ben karımı çok seviyorum. Boşanmaktan vazgeçtim mi diyeceksin? Ne diyeceksin? Sadece kimi seçeceğini merak ettim. Çocuklarını mı, sevgilisini mi? Cevabımı da aldım. O adamı seçti. Ha. Yani kendi ağzından duymak istedin, öyle mi? Açıkça söylemiyor tabii, hala inkar ediyor. Ama her şey ortada. Onun için beni terk ediyor. Ya ne haddine seni terk etmesin? Ne haddine? Sen bıraktın, sen yolladın. Bir kıskançlık numaraları çevirdi, senin aklını çeldi. Bir böyle seni karıştırdı. Amacına da ulaştı. Düşmüşsün o tuzağa benim gibi. Aynı benim gibi. Seni çok iyi anlıyorum. Baban gittiğinde de ben aynı böyleydim. Kafam karışmıştı. Niye dur demedim dedim. Niye? Çok pişman oldum. İyi ya da kötü bir düzenimiz vardı. İyi ya da kötü bir hayatımız vardı. Ama gerçek şu ki oğlum, bizi üzen, yaralayan şeyler kötü bir alışkanlık gibi, sanki bir bağımlılık gibi. Şimdi seni çok iyi anlıyorum. Çok üzüleceksin, zor olacak senin için ama inan bana, inan. Kurtulduğun zaman o kadar rahatlayacaksın ki, o kadar mutlu olacaksın ki. Tek pişmanlığın keşke daha önce bitirseydim olacak. Keşke. Melisa gelmiş olacak. Melisa Hanım, hoş geldiniz. Necmiş Koşu, hayatta sevdiğim tek adamsın. Teşekkür ederim efendim. Hoş geldin. Hiç hoş bulmadım. Haklı. Çok haklı. Neyse. Ha. Gördüm. Basın önünde flörtleşmeler, manalı sözler, aşk dolu bakışlar, harikaydınız. Bırak şimdi, ne alakası var? Ben daha fazla olay çıkartmasın diye gittim oraya. Hani nasıl davransaydın basının karşısında? Beni savunabilirdin. Beni koruyabilirdin Onur. Amacım da o zaten. Mahkeme seni de çağıracak. Ki ben senin bu işlere bulaşmanı istemiyorum. Nerede saklayacaksınız peki beni? Tavan arasında mı, depoda mı, müştemilatta mı, nerede? Saçmalama Melisa. Londra'daki evi ayarladım. Doğuma kadar orada rahat edersin. Hı? Ha. Büyük planın bu yani. Benden kurtulmak, beni göndermek ve Şebnem'le barışmak, öyle mi? Ha, bu da nereden çıktı? Seni ve çocuğumuzu bütün bu olan bitenden uzak tutmaya çalışıyorum sadece. Dersen. Hı? Bak. Sana son kez soruyorum Onur. Şebnem'i mi seviyorsun? Onu mu istiyorsun? Hayır.
Hayır hayır, o mesele bitti. O mesele kapandı. Ben sadece ve sadece çocuklarımı istiyorum. Başka bir adamın yanında büyümeyecekler. Evlerinde güvende olsunlar istiyorum. Annelerinin yanında neden güvende değiller peki? Onun söylediği gibi çocukları kaçıracak mısın, göstermeyecek misin? Bu ne demek ya? Ben çocuklarımı annelerinden ayırır mıyım hiç Melisa? Onlara hiç böyle bir şey yaşatır mıyım? Ha? İstedikleri zaman annelerini görecekler elbette. Yalnız onunla değil, benimle yaşayacaklar. Bak, çocukların velayetini alabilmem için de senin Londra'ya gitmen lazım. Lütfen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.